Savunma sanayi ihracatında dünyadaki yerimize baktığımızda karşımıza çıkan fotoğraf şu şekildedir. SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3 ülkesi arasında SİHA ihracat liginin de zirvesinde yer alıyoruz. Bugüne kadar 50 ülkeyle 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık. 2024 yılının ilk 2 ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık. Kara araçlarında bir dünya markasına dönüşen savunma sanayimiz her kıtadan 40 ayrı ülkeye yaklaşık 4500 adet 4x4, 6x6 ve 8x8 taktik tekerlekli araç ihracatı yapıyor. Mühimmat ve füze sistemlerinin her çeşidinde tasarımda, geliştirilmesinde ve üretiminde ilk sıralarda yer alıyoruz. Deniz araçlarında kendi korvetini, kendi Anadolu gemisini üreten Türkiye, bu gemileri kendi radarlarıyla, sensörleriyle, muhabere sistemleriyle, füzeleriyle ve torpidolarıyla donatıyor. Ayrıca ürettiğimiz tank çıkarma gemisi, havuzlu çıkarma gemisi, karakol botları, hızlı müdahale botları ve lojistik destek gemisi gibi deniz platformlarından 10 ülkeye 140 adet ihracat gerçekleştirdik. Yerli tasarım ve üretimimiz Atak taarruz helikopterlerimizden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindekiler yanında Uzak Doğu ve Afrika ülkelerine 8 adet de ihraç ettik. Türkiye'nin İlk insanlı eğitim ve yakın taarruz uçağı olan Hürkuş'un 5 adedi halen 2 ayrı ülkenin hava kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Halihazırda şirketlerimiz vasıtasıyla 11 ülkeye 1500 adet kamikaze drone ihracatı gerçekleştirdik. Bugün dünyanın 111 ayrı ülkesinde hafif silahlarımız ve tabancalarımız kullanılıyor. Yüksek teknoloji içeren radar sistemlerinin tasarımı ve üretimi konusunda Türkiye 10 ülkeye yaptığı 40 adet ihracatla dünyadaki ilk 3 ülke arasında yer alıyor. 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yapan Kaan'ımızın bizimle birlikte pek çok dost ülkede yol açtığı heyecanı, ilgiyi, umudu hep birlikte gördük. Bölgesel ve küresel krizlerin yaygınlaştığı, çatışmaların derinleştiği, tehditlerin arttığı bir dönemde Türkiye için bu tablo zaten çok önemlidir.